Anlamlı ve güzel. Britanya Alevi Federasyonu'nun kurulmuş olmasını sevinçle, umutla karşılayanlardan biriyim. Ben de Türkiye'den, Avrupa'daki bu çalışmaları yakından takip eden biri olarak Avrupa'dan doğru gelişen Alevi bilinci ve kendi kimliğine yolculuğu çok anlamlı ve çok güçlü buluyorum. Bu anlamlı yürüyüşte Britanya Alevi Federasyonu'nun ya da önceliğinin burada Londra Cemevi'ni biliyordum. Daha önceki etkinliklerine katılmıştım. Bunun federasyonlaşarak, daha da güçlenerek bu yolda yürüyor olması, ezilen bir inanç topluluğu olan, şimdiye kadar yok edilen, yok edilmek istenen, asimile edilen bu inanç topluluğunu kendince, kendi özünce buluşması çok anlamlı ve kıymetli. Her insan kendi inancını, kendi etnik kimliğini yaşayabilme özgürlüğüne sahip olabilmelidir. Bu bir, bu anlamda bir özgürlük mücadelesidir. Bizler de gerek Osmanlı'da, gerekse Cumhuriyet döneminde Alevi toplumunun sistemli bir biçimde asimile edilmesi ve kırıma uğratılması süreçlerinden biri olan Dersim üzerine çalışmalar yapıyoruz. Birinci filmimiz İki Tutam Saç, Dersim'in Kayıp Kızları. Bununla ve başka pek çok çalışmayla Dersim meselesini bilinir kılmaya çalıştık. Gelinen aşamada 72 yıl boyunca yok sayılan, yasaklanan bir katliam, bir soykırım artık son yıllarda kolayca konuşulur oldu, tartışılır oldu. İyi bir noktaya geldi ve devlet adına birileri onu itiraf etmek zorunda kaldı. Dönemin başbakanı bu bir katliamdır dedi. Her ne kadar güncel siyasetin geriliminde tartışıyor olsa da, malzeme yapılıyor olsa da bu bir itiraf ve tanıklıktır. Bu anlamda Alevi toplumu, Kürt toplumu ve ötekileştirilen, kırımlara uğratılan bütün diğer toplumlar şimdi aslında bir mevzi kazanmış durumdalar. Bu mevzileri sağlamlaştırarak yeni mevzilerin kazanılması için daha almamız gereken çok yol var. Yapmamız gereken çok film var, çok edebiyat eseri var, akademik alanda çok çalışma var, kurumsallaşma anlamda yapmamız gereken çok fazla şey var. Bu anlamda bizler o çalışmaları devam ettirerek Dersim meselesini birinci filmle görünür kılmaya, ikinci filmle de onu biraz derinlemesine tartışarak insanlığın ortak aklına ve vicdanına taşımaya çalıştık. İkinci filmimizin adı Hayvay Zaman, arkadaşlarımız söyledi. Hayvay Zaman izlendiğinde ismi anlaşılabilecek bir film. Hayvay Zaman 74 yıl sonra kendi köklerine, aslına dönmeye çalışan, köklerini arayan, 5 yaşındayken köklerinden koparmış bir kızın öyküsü. 83 yaşında köklerini arıyor. Onun öyküsü. Ama sadece mağdurlar cephesinden, sadece ezilenler cephesinden değil, aynı zamanda Dersim meselesinin daha bütünlükle anlaşılabilmesi için failler cephesinden de anlatımlar var. Özellikle o dönem devlet aklının nasıl çalıştığı ve o devlet aklını uygulayan, o dönem orada görev yapmış askerlerin anlatımı, itirafları var. O anlamda yani mümkün olduğunca bir meseleyi nesnel ortaya koyarak onu güçlü kılmaya çalıştık. Ve nitekim o karşılığını da buldu. 50. Altın Portakal Film Festivali'nde jüri özel ödülü aldı filmimiz ve pek çok festivalde gösterimlere katıldı. Şimdi de Britanya Alevi Federasyonu'nun öncülüğünde burada gösterilecek. Ben de sizinle birlikte izlemeye geldim. Filmi izlerken daha etraflıca sohbet edebiliriz, üzerinde konuşabiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.